Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 11. sınıf temel düzey matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına hem 11. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık video linklerini bırakıyorum. Hem de şimdi birlikte çalışacağımız yazılıyı PDF olarak bırakıyorum. Onu da inceleyebilir ve oradan çalışabilirsiniz. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuzun bir sayı basamakları sorusu olduğunu görüyoruz. Evet, burada ABC, BCA ve CAB 3 basamaklı doğal sayılardır demiş. Ve burada ise ABC artı BCA artı CAB sayılarının toplamını bize 1554 olarak vermiş. O zaman bu sayılarımızı çözümleyelim. İlkini detaylı anlatacağım. Diğerlerini normal çözümleyeceğim. Burada birler basamağı, değil mi? B onlar basamağı, A ise yüzler basamağıydı. O zaman biz bunu 100A artı 10B artı C olarak çözümleyebiliriz. Bu A, B, C'nin çözümlenme şekliydi. Artı dedim. Şimdi B, C'yi çözümlüyorum. 100B artı 10C artı A oldu. Ve şimdi C, A, B'yi çözümlüyorum. 100C artı 10A artı B. Bu da neye eşitmiş? 1554'e eşitmiş. 100A 10A daha 110A, A daha buradan 111A elde ettik. 100B 10B daha 110B, 1B daha buradan da 111B oldu. 100C 10C daha 110C, 1C daha 111C oldu. Bu da eşittir 1554'e. Ben buraya 111 ortak parantezini alırsam, 111 ortak parantezinde A artı B artı C eşittir 1554 oldu. A artı B artı C'yi yalnız bırakmak için, çünkü soruda bana A artı B artı C kaçtır diyor. Her iki tarafı da 111'e bölerek sadeleştirebiliriz. 111'e böldüğümde A artı B artı C'nin toplamının 14'e eşit olduğunu bulduk. İkinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuzda yine bir ne? Yine bir sayı basamaklıları sorusu. İki basamaklı bir doğal sayının demiş. Bir doğal sayı, hangi doğal sayı bilmiyoruz. Rakamları yer değiştirdiğinde sayı 54 azalıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu sayıların farkı da 54'tür. Sayıların arasında 54 fark varsa o zaman ben derim ki bu iki basamaklı doğal sayı AB olsun. AB olsun. Bu iki basamaklı doğal sayı. Bunların rakamları yer değiştirdiğinde, yani BA olduğunda sayı 54 azalıyorsa bununla bunun arasındaki fark 54'e eşittir. O zaman şimdi sayılarımızı çözümleyelim. 10A artı B, eksi varken parantez koymayı kesinlikle unutmayın. 10B artı A eşittir 54. Neden eksi parantez koymayı unutmayın dedik? Çünkü eksi içeri de alacak. Yani 10A artı B eksi 10B eksi A eşittir 54'e. 10A'dan A çıktı, 9A. B eksi 10B ise eksi 9B oldu. Bu da eşittir 54'müş. Burayı 9 ortak parantezine aldığımızda 9 ortak parantezine A eksi B eşittir 54 oldu. O zaman her iki tarafı 9'a böldüğümüzde A eksi B'nin 6'ya eşit olduğunu buluyoruz. Bana diyor ki buna göre bu şartı sağlayan en büyük doğal sayı kaçtır? Bu şartı sağlayan en büyük doğal sayı, yani AB sayısının en büyük değerini soruyor. O zaman A'nın alabileceği en büyük değeri almamız gerekiyor. A'nın alabileceği en büyük rakam kaçtır? Tabii ki 9'dur. A 9 iken 9 eksi B 6 olduğuna göre B de 3 olur. Yani en büyük doğal sayımız 93'tür. Evet, üçüncü sorumuz bölmeden. Bize diyor ki bir A sayısı B ile bölündüğünde demiş. Hemen işlemimizi yapalım. A sayısı B ile bölündüğünde, bölüm burasıydı, bölüm 4, kalan 2'ymiş. Sonra diyor ki şuraya kadar yaptık. B sayısı diyor C ile bölündüğünde bölüm 5, kalan 6'dır demiş. Buna göre A sayısını 20 ile bölümden kalan kaçtır demiş. Ama şöyle yapalım, şunları bir açalım. O zaman A'ya ben A eşittir 4B artı diyebilirim. 4B artı 2 diyebilirim. B'ye ise 5C artı 6 diyebilirim. A sayısını 20 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman benim B ile işim yok. Burada B gördüğüm yere mesela 5C artı 6 yazayım.
Hadi A eşittir dedim. 4 çarpı B gördüm. 5C artı 6 yazdım. Artı 2. Buradan A eşittir. 20C artı 24 artı 2 değil mi? 24 artı 2 oldu. Buradan da 20C artı 26 oldu. Evet, şimdi bana 20 ile bölümünden kalanı soruyor. 20C sayısı C çarpı 20, 20'nin tam katıdır. Burası tam bölünür. O zaman 26'nın 20 ile bölümünden kalanı soruyor. 26 sayısının 20 ile bölümünden kalan ise 6'dır. Evet, burada bölünebilme kurallarından bir sorumuz var. 3A2B4 basamaklı doğal sayısı 45 ile tam bölünmektedir demişiz. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 45 ile bölünme kuralı neydi? Sayı 9'a ve 5'e tam bölünüyorsa sayımız 45 ile tam bölünmektedir. 5'e tam bölünme kuralı, birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5'e tam bölünür. 9 ile tam bölünebilme kuralı ise rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünebilmekteydi. Öncelikle birler basamağına bakarak yapacağız. Yani sayım benim 3A2 0 olabilir ya da 3A2 5 olabilir. Her iki durumda da sayım 5'e tam bölünme şartını sağlar. Tamam, iki durumumuz var. Şimdi 9 ile bölüme bakacağız. Rakamları toplamı 9'un katı olursa 9'a tam bölünecek. Rakamlarını topluyorum. 3 artı a artı 2 ne olacak? 9'un katı olacak. O zaman 5 artı a sayısı 9'un katı olması için a'nın ne olması lazım? A buradan 4 gelir. Buraya baktığımızda 3 artı a artı 2 a artı 5 eşittir 9'un katıymış. O zaman burada 10 artı a eşittir 9'un katı olması için a'nın ne olması gerekir? A o zaman buradan 8 olarak gelir. A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. O zaman 4 artı 8'den a'nın alabileceği değerler toplamında biz 12 olarak buluruz. Evet, 5. sorumuza devam edelim. Yine bir bölme sorusu. Diyor ki rakamları birbirinden farklı. A2, 5, B sayısı 2, 3, 5 ile tam bölünmektedir. Buna göre A kaçtır demiş. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Yani B 0, 2, 4, 6, 8 ise benim sayım 2 ile tam bölünür. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür. 5 ile bölünebilme kuralı birler basamağı 0 veya 5 olursa 5 ile tam bölünür. O zaman şöyle yapalım. A 2 5 B dedik. 2 ile bölünebilme kuralını uyguladığımızda 0 2 4 6 8 değerlerini alırsa 2 ile tam bölünür. 5 ile bölünebilmesi için 0 ve 5 değerlerini alması lazımdır. 5 tamam. 5 ile bölünebilmeyi sağlıyor ama 2 ile bölünebilmeyi sağlamıyor. Bu yüzden gitti. 2 4 6 8 de 2 ile bölünebilmeyi sağlıyor ama 5 ile bölünebilmeyi sağlamıyor. Bu yüzden gitti. O zaman B kesinlikle ne oldu? B kesinlikle 0. Yani benim ifadem A2 5 sıfırmış. Şimdi 5 ile bölünebilmeyi sağladık. 3, 2 ile bölünebilmeyi de sağladık. Şimdi hedef 3 ile bölünebilmede. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünüyordu. Rakamlarını toplayalım. A artı 2 artı 5 eşittir 3'ün katıymış. Buradan 7 artı A eşittir 3'ün katı oldu. O zaman A eşittir buradan ne olabilir? A eşittir buradan 2 olabilir. 9 olur. 3 artırdım 5 olabilir. 3 artırdım 8 olabilir. Rakamları farklı dediğine göre, değil mi? Şimdi A 2 olursa burada da 2 var. Rakamları farklı olamaz. A 5 olursa burada da 5 var. Olamaz. O zaman A ne olur? A eşittir rakamları farklı dediği için 8 olmalıdır. Evet. Bize diyor ki o bebi 25, o kek 150 olan sayılardan biri 50 olduğuna göre diğeri kaçtır? Şimdi iki sayının çarpımı o bebi ve o kekinin çarpımı eşittir. Yazalım. Ya da şöyle yazalım. Formül olarak yazayım. Yani A çarpı B eşitmiş o bebi AB ile o kek AB'nin çarpımına. Formülümüz bu. O bebi 25, burası 25. O keki 150 olan sayılardan birisi 50'ymiş. Diğerini bilmiyoruz. O da B olsun. Diğeri kaçtır diyor. O zaman sadeleştireceğiz. 50'ye böldüm 1, 50'ye böldüm 3. O zaman B sayısı 25 çarpı 3'ten 75 olarak buluruz. Evet.
Şimdi yine Ebu Pekok'la ilgili bir soru. Bir bakkal bir çuval şekeri 4 kilogramlık, 6 kilogramlık veya 9 kilogramlık poşetler haline paketlediğinde hiç şeker artmıyormuş. Buna göre bir çuval şeker en az kaç kilogramdır? O zaman burada ne yapacağız? Bir çuval şekeri 4, 6 ve 9 kilogramlık poşetler halinde paketleyeceğiz. O zaman bizim bunları ne yapmamız gerekiyor? Hiç şeker artmıyorsa ve şekerin toplam kilogramını soruyorsa ben şunu söylüyorum. Şekerin toplam kilogramı o zaman 4 ile tam bölünebiliyor. 6 ile tam bölünebiliyor. 9 ile tam bölünebiliyor demektir bu. O zaman biz bunların ortak katını yani ekokunu bulmamız lazım. O zaman bizim yapacağımız şey 4'ün, 6'nın ve 9'un ekokunu almaktır. Ekokunu alırken herhangi bir özel durum yoktu. Sırayla bölüyorduk. 2'ye böldüm 2, 3, 9. 2'ye böldüm 1, 3, 9. 3'e böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Şimdi 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 kere 2, 36'ymış. O zaman bir çuval şeker 36 kilogrammış. Ve bakın bak 36 4'e bölünür. 36 6'ya bölünür. 36 9'a bölünür. Yani hepsinin ortak katıdır dedik. Şimdi geldik 8. soruya. 3 zil sırasıyla 12, 15, 20 saniyede bir çalmaktadır. Bu zillerin üçü birlikte aynı anda çaldıktan kaç saniye sonra ilk kez birlikte çalarlar demişiz. Arkadaşlar şöyle aklınızda kodlayın. Zaman eşittir ekoktur. Yani zaman sorularını da ekokunu alırız. O zaman 12, 15 ve çünkü bunların katını alıyoruz yine az önceki mantıkta olduğu gibi 12, 15 ve 20'nin ortak katını alıyoruz. 12, 15 ve 20'nin ortak katını alacağım. 2'ye böldüm 6, 15, 10. 2'ye böldüm 3, 15, 5. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 1, 5, 5. 5'e böldüm 1. 5 kere 3, 15. 15 kere 2, 30. 30 kere 2, 60. Yani ilk kez birlikte 60. saniyede çalarlarmış. Peki üçüncü kez birlikte hep 60 saniyede bir birlikte çalarlar. O zaman üçüncü kez 60 çarpı 3'ten 180. saniyede üçüncü kez birlikte çalarlar. Evet. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. 72 litrelik zeytinyağı, 60 litrelik mısır özü yağı, 84 litrelik çiçek yağı hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte şişelere birbirine karıştırılmadan doldurulacaktır demişiz. Buna göre bu işlem için en az kaç şişe gerekir? Şimdi eşit büyüklükte şişelere doldurulacak. O zaman şunu söylüyoruz. X tane şişe çıkacak. Yani 72'yi ben A litrelik şişelere böldüğümde X tane şişe çıkacak. Ben 60'ı yine A litrelik şişelere böldüğümde Y tane şişe çıkacak. 84'ü yine A litrelik şişelere böldüğümde Z tane şişe çıkacak dedik. O zaman bizim bunu böleceğimiz için neyini almamız gerekiyor? Tabii ki EBOB'unu almamız gerekiyor. 72, 60 ve 84'ün EBOB'unu alacağız. Sadece ortak bölünenlere bakacağım. 2'ye böldüm. 36, 30, 42. Hepsini böldü. Aferin ona. 2'ye böldüm. 18, 15, 21. Evet sana da aferin. Artık 2'ye ortak bölmüyor hepsi. Bakın mesela 15 2'ye bölünmüyor. 21 2'ye bölünmüyor. O zaman 3 ile bölerek devam edeyim. 3'e böldüm. 6, 3'e böldüm. 5, 3'e böldüm. 7 hepsini ortak böldü. Evet başka da ortak bölen yok. O zaman 3 kere 2 6, 6 kere 2 12. OBEP 12'dir. Evet bize şişeyi soruyor. Kaç şişe gerekir diyor. O zaman şişe sayılarını bulmak için X, Y'yi ve Z'yi bulacağız. Yani 72 litrelik zeytinyağı 12 litrelik şişelere bölünürse X tane şişe varmış. O zaman X eşittir. 72 bölü 12. Buradan kaç şişe geldi? 6. Y eşittir. 60 bölü 12'dir. 60 litrelik şişeler 12 litrelik şişelere bölünürse buradan 5 şişe gelir. Z ise eşittir. 84 bölü 12. 84 litrelik zeytinyağı 12 litrelik şişelere bölünürse ise 7 şişe gelir. Hepsini topladığımızda toplam şişe sayısını sorduğu için 6 artı 5 artı 7'den 18 şişe diyebiliriz. Evet şimdi 10. sorumuza geldik. Kenar uzunlukları 240 metre ve 180 metre olan bir bahçenin kenarlarına demiş, köşelere de dikilmek üzere eş aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gerekir? Şimdi şu dikdörtgen şeklindeki bizim bahçemiz olsun. Eşit aralıklarla dikilecekmiş ve köşelere de dikilecekmiş. Diyelim ki buraya dikildi. Buraya ve buraya da dikilecek. Bu şekilde gidecek. Bu aralıkların hepsi x olacak.
O zaman 240 metre ve 180 metre aralığındaymış diyelim. O zaman bakın biz bunları ne yapıyoruz? EBOB ortak eşitlikte bölüyoruz. Böldüğümüz için EBOB'unu alacağız. Yani 180 ve 240'ın EBOB'unu alalım. Şöyle yapalım. 180 ve 240'ın EBOB'unu alıyorum. Arkadaşlar direkt ona bölüyorum. Hocam neden? 2 ile 5'in çarpımı olur. 2 de 5 daha sağdır. Direkt bölebilirim. Sorun yok. 18'e ve 24'e böldüm. Her ikisini de böldü. Ortak bölen mesela 6'ya bölebilirim. Bu da 3 ve 2'nin çarpımıdır. 6'ya böldüm. 3 ve 4. Burada elde ettik. OBEB eşittir 60'tır. Ama tek tek yani 2'ye bölerek devam edin. Sonra 3, sonra 5 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yoktur. O zaman 180 ve 240'ın OBEB'inin 60 olduğunu gördük. Bize en az kaç ağaç gerekir dedi. Şimdi ağaç sayısını nasıl buluruz? Ağaç sayısını bulmak için ağaç sayısı diyelim şöyle. Ağaç sayısı eşittir. Bahçe çevresi, tüm bahçenin çevresi bölü bir aralık uzunluğudur. Bir aralık uzunluğudur. Bahçe çevresi ne kadardır? Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarı topluyoruz. Ve her ikisinden de 2 tane olduğu için burası 240. Her ikisinden de 2 tane olduğu için 2'ye çarpıyorduk. Bir aralık uzunluğu ise 60 olduğunu görüyoruz. O zaman buradan ne yapıyoruz? 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 30. 180 ile 240'ı topluyoruz. Şurada toplayalım. Kusura bakmayın. 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 420. 420 bölü 30 dedik. Evet, burada bunlar gitti. 42 bölü 3'ten 14 doğru cevabımdır. Yani baktığımızda gerekli olan ağaç sayısı 14'tür. Evet arkadaşlar, yazılı hazırlığımızı burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.